CHP değişmeli mi, değişebilir mi sorusuna ilk olarak bence şöyle cevap vermek lazım. CHP aslında bir süredir değişmekte ve değişmenin de meyvelerini topluyor bence. Özellikle son yerel seçimler bunun örneğiydi. Değişik şekillerde bunları yorumladık. Tabii ki burada tek tek adayların, bir Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun ve diğerlerinin rolü de vardı ama CHP'nin yerel seçimlerde izlediği strateji gerçekten başarılıydı. Özellikle ilçe belediye başkan adaylarından aday çıkartma perspektifinin Adana'da, Antalya'da başarılı olduğunu gördük. İstanbul'da başarılı olduğunu gördük. İzmir zaten cepte bir şehirdi ama İzmir'de de aynı yöntem izlendi, onu da biliyoruz. Bu anlamda CHP zaten bir değişimin içerisinde ama bu değişim çok böyle gözle görülür bir değişim değil. Yani bir zamanlar Deniz Baykal'ın partinin başındayken iddia ettiği gibi ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olduğu zaman söylediği yeni CHP gibi büyük laflar edilmiyor. Ama bir değişimin yaşandığını görüyoruz. Referandumda bunun ipuçları vardı. Adalet yürüyüşünde bunun ipuçları vardı. Ve son yerel seçimlerde bunu bayağı ciddi bir şekilde yaşadık. Arada bir tabii çok önemli bir sorun olarak da şu anda görüyoruz. Muharrem İnce'nin aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve o sırada yapılan milletvekili seçimleri parantezi var. Orada da yalnız unutmamak lazım. Millet İttifakı diye bir olay yaşandı ki o olay çok önemli bir olay. Onun CHP'nin onun içerisine İyi Parti'yi ve Saadet Partisi'ni direkt olarak ve HDP'yi en direkt olarak sokabilmiş olması da aslında CHP'deki bir değişimin göstergesiydi. Tabii ki ittifak meselesi CHP'nin bir başarısı değil, Erdoğan'ın başarısızlığıdır. Erdoğan'ın getirdiği sistem ittifakları zorunlu kıldı ve bundan Erdoğan'dan çok aslında muhalefet yararlanır oldu. Özellikle son yerel seçimlerde bunu gördük. İlk seçiminde tabii ki 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan bundan istifade etti ama orada temelleri atılan Millet İttifakı bir sonraki seçimde başarılı oldu ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin bir takım geçmişten gelen ön yargılarından, ön kabullerinden arınması da epey etkili oldu.